O zaman şimdi asıl soracağım soru buydu. Bu hasta grubu gebe kalmak istediği zaman tavsiyelerimiz neler olmalı? Yani mesela kariyer planları var, yeni evlenmiş. Aslında 5 yıllık planında, plan programında gebe kalmak yok kadının. Ama geldi ve sen azalmış over rezervi olduğunu gördün. Nasıl karşılayacaksın o hastayı? Evet, bu çok güzel bir soru çünkü burada aslında yaklaşım önemli. Bunu biraz yaş grubu olarak ayıracağım. Örnek öğrenci 18 yaşında ya da 19 yaşında evli olmayan bir bayanı değerlendirdiğimi düşünelim. Biz gerçekten hem öyküsüyle hem ultrason bulgusuyla hem de testleriyle erken menopoz dediğimiz yumurtalık yetmezliği tanısını koyduk. Şimdi burada yapmamız gereken bu ileride anne adayına bir yaşam tarzının düzenlemesi gerektiğini söylüyoruz. Yani eğer kiloluysa lütfen biraz kilo ver diyoruz. Yoğun sigara içiyorsa mutlaka sigarayı Bırak. bırak diyoruz. Çünkü sigaranın yumurta foliküllerine direkt atretik dediğimiz yani gelişimini engelleyici ve rezervi azaltıcı etkisi var. Bunu biliyoruz. 3. Belli aralıklarla mutlaka yumurta rezervini değerlendirilmesi gerektiğini O söylüyoruz. zaman rutin olarak jinekolojik muayenelere gelmeleri onların Evet. çok daha önemli. Evet ve bunu da çok panik yapmamasını söylüyoruz. Yani yumurta rezervini azalmış görmemiz demek 18-19 yaşında ya da 20 yaşında bekar bir kadında çocuk sahibi olamayacak demek değil. Olacak, mutlaka olacak ama biz onun yumurtalık fonksiyonlarını ne kadar korursak onun çocuk sahibi olma ihtimalini, imkanını o kadar arttıracağız. Aynı zamanda şunu da bilmelerini istiyorum. Tabii ki bunu direkt tavsiye etmeyeceğiz. Bir süre izlememiz gerekecek o Tabii. hastayı. Ama bekarsa sonuçta ve gelecekte gebelik planı varsa yumurtalarını dondurtabilir. Yani Tabii. bu yasal olarak da olan bir şey, ülkemizde olan bir şey. Eğer yumurtalık rezervinin yıllar sonra gebe kalmasını engelleyecek şekilde azaldığı testlerle ortaya konulabilirse karından da yumurta toplama işlemi yapılabilir. Tabii. Bunu da bilmeleri Çok gerekiyor. önemli, doğru. Diğer ikinci grup artık evlendi. Muayenelerini yaptık. Mesela anne adayı diyor ki ben artık bebek istiyorum ya da ben şu anda bebek hiç istemiyorum ama genel bir muayene için geldim. Ve biz burada yumurta rezervinin az olduğunu gördük. Burada da yaklaşımımız aslında kişinin gebelik ne zaman isteyip istemediği fiziki durumlarına göre ve erkekteki sperm sayımına göre yönleniyor. Bunu biraz açacak olursam diyelim ki 25 yaşında bir bayan. Evlendi, geldi dedi ki hocam ben daha bebek istemiyorum. Ama biz yumurta rezervini biraz az gördük. Bu arada dedik ki sperme bakalım, spermi kontrol ettik, onda da bir sorun yok. Diğer parametrelere baktık, tiroid hormonlarına baktık, kilo durumuna baktık, sigara durumunu ayarladık, her şey hazır. O zaman yakın takiple herhangi bir sorun yoksa evet bekleyebiliriz ama anne adayına da mutlaka diyoruz ki fazla da zamanımız yok. Yani çok fazla geciktirme. Yani biraz aslında ne zaman bebek sahibi olması gerektiği hakkında bilgi veriyoruz. Ama burada bir alternatif düşünce daha var. Hani tedavinin bireyselleştirmesinden bahsettik. Bir seçenek de şu mesela şu anda istemiyorum diyor. O zaman belki biz yine tüp bebek yapabiliriz. Embriyoyu dondurabiliriz. Anne istediği zaman köşemizde bir embriyomuz olmuş olur. Bu da bir alternatif düşünce tarzı. Ama diyelim ki anne adayı bebek istiyor. Yani ben zaten bebek istiyorum diyor. O yüzden diğer parametreyi değerlendirdikten sonra önce hemen azalmış yumurta rezervi var. Sana tüp bebek yapmalıyız tabii ki demiyoruz. Kendiliğinden gebelik ihtimalini bekliyoruz. Çünkü sana da çok Ama soruluyordur. biraz önce söylediğin şey çok önemli. Gerçekten azalmış over rezervi durumunda özellikle önümüzü göremiyorsak Evet. gerçekten çok dramatik bir azalma varsa yaşına Evet. göre yumurtalık fonksiyonlarında embriyoyu dondurmak her zaman aslında onlara sunulması gereken bir tavsiye. Tabii mesela benim yaşadığım örneklerden bir örnek vermek istiyorum. İzleyenlerin biraz da ufkunu genişletmek için. Mesela evli bir çift ama eşinin bir askeri görevi var. Bir yıl yurt dışına gidecek ve anne gitmeyecek. Şimdi o bir yıl aslında bizim yumurta açısından çok değerli bir yıl. Biz Evet. aslında eğer baba adayı burada olsa gebelik planlamamız gereken bir dönem. Orada belki embriyo dondurmak, köşeye bir embriyo koymak hem anne adayını hem bizi Psikolojik olarak rahatlatır. rahatlatacaktır. Bunlar hep tabii bireyselleşen kişiye göre yorum yaptığımız zaman. Herkesin bunu yapması tabii ki Azalmış istemiyoruz. over rezervinde bu özellikle çok önemli. Çünkü Evet. önümüzü göremiyoruz, Evet. kestiremiyoruz. Yani şak diye menopoza girebilir. Yani bu Evet. konuda bizden ayrıntılı bilgi vermemizi beklemesinler. Özellikle parametreler, örneğin FSH'ın 15'in üzerine çıktığı durumlar, AMH'nın 0,5'in altına indiği durumlar. Böyle durumlarda panik oluyoruz. Çünkü başvuran bize başvurmuş oluyor. Doğru. O tam olarak ne olduğunu bilmese de biz biliyoruz, karşılaşmış oluyoruz. Doğru. Bir de bilmeleri gereken şey, sen de görmüşsündür. Mesela benim
gerçekten gebelik programını erteleyen kaç tane çiftim oldu. Yıllardır takip ediyorum. Bütün çocukları dondurulmuş, çözülmüş embriyo transferlerinden. Yani embriyoların duruyor olması inanılmaz büyük rahatlık sağlıyor aslında. Kesinlikle. Burada da işte laboratuvarın daha artık gelişmiş olması bu konuda bizim elimizi çok güçlendiriyor. Evet. Yani biz hastanın sosyal durumuna göre, anatomik durumuna göre çeşitli seçenekler sunabiliyoruz. O yüzden tek bir seçeneğimiz yok. Yok. Aynen öyle. Burada önemli olan nokta, bana sorulan sorulardan bir tanesi de şudur. Yani benim azalmış yumurta rezervim var. Ben o zaman gebe kalamayacak mıyım? Hayır. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki siz 25 yaşındasınız. 25 yaşında iki bayan olduğunu düşünün diyorum. Biri sizsiniz. Yumurta rezerviniz az. Evet, AMH değerinize baktık. Ultrasonla bunu kanıtladık. Diğeri de normal yumurta rezervi olan ve hiçbir problemi olmayan bir bayan diyorum. İkinizin de bu ay gebe kalma şansı aynı. Yani aslında azalmış yumurta rezervi demek o ay gebe kalma şansınız düşük olması demek değil. Sadece gebeliği çok ertelemeyin. Bakın yumurtalıklar belli bir dönem sonra artık çalışmamaya başlayabilir. Biraz elinizi çabuk tutun demek. Evet. O yüzden illa gebe kalamayacağız diye bir şey kesinlikle söz konusu değil.